Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayı hakkında Recep'u Şehrullah, Recep ayı Allah'ın ayıdır. Şaban ayı hakkında da Şaban'u Şehri, Şaban da benim ayımdır buyurmuş. Ramazan içinde Ramazan'u Şehru ümmeti, Ramazan ayı da ümmetimin ayıdır buyurmuş. Yani Recep ayı Allah'ın ayıdır. Şaban ayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayıdır. Ramazan ayı ise ümmetin ayıdır. Bütün ümmetin ayı. Onun için ne diyoruz? Recep ekme mevsimidir. Değil mi? Şaban sulama mevsimidir. Ramazan da mahsulatı toplama mevsimidir. İlk gecede, ilk cuma gecesi de Recep ayının regaib gecesi olarak idrak ediyoruz, kutluyoruz. Kaynaklarda ne geçiyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana rahmine düşme mevsimidir denmiş regaib gecesi için. Kıymetli kardeşlerim, Şaban ayında Berat gecesi var. Tam ortasında. Şaban ayının tam ortasında. Ramazan ayında zaten hakkında Sure-i Celil'e inzal buyrulan Kadir gecesi var ki çok mübarek bir gece gerçekten. Müstakil bir sure var hakkında. Büyük bir sure. Efendim. O gecenin meleklerle teyit edildiğini buyuruyor Rabbimiz Celle o Sure-i Celil'e. Berat gecesi ondan sonra en mühim gecedir kıymetli kardeşim. Kadir gecesinden sonra en mühim gece nedir? Berat gecesi. Berat gecesinde biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cennetül Bakî mezarlığı kabristanına gitti. Orada ibadetle meşgul oldu. Hazreti Ayşe validemiz aradı onu. Yatağında bulamadı. Sonra bir baktı o kabristanda ibadet ediyor Peygamber Efendimiz. Baktı ki çok böyle ayakları şişmiş. Çok kendini harap etmiş. Ya Resulallah, Allah Celle Celaluhu'nun en sevgili kulusun sen. Bütün günahlarını Rabbimiz Celle Celaluhu'ya bağışlamış. Buna rağmen niye bu kadar kendini sıkıntıya sokuyorsun dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey Ayşe, şükreden bir kul olmayayım. Rabbimiz Celle Celaluhu madem ki bana o kadar büyük ihsanlarda bulundu, çok büyük, hiçbir kuluna ihsan etmediği şeyleri bana ihsan etti. O zaman benim de buna mukabil olarak çok bu nimetlere şükretmem lazım. Yani o bana ihsan etti, ben de çok şükretmem lazım. Esselamu ve ehsin kema ehsenallahu ileyk. Allah sana nasıl ihsan ettiyse sen de Allah'a ihsan et. Bizim şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu'na efendim bir şey bağışlamamız mümkün mü? Öyle bir şey yok. İşte ona, Rabbimize karşı bizim ihsanımız, onun o kadar nimetlerine mukabil karşılığımız ne olur? İşte dua etmek, şükür etmek, namaz kılmak, ona yönelmek. Şimdi okuduğumuz ayet-i kerime de der, Hud suresinde kıymetli kardeşlerim, 90. ayet-i kerime ki, her zaman şiar edineceğimiz, son derece efendim önümüzde numune olarak bulunacak bir ayet-i kerime. Vestağfirû rabbeküm, Rabbinizden mağfiret talep edin. Sümme tûbû ileyhi, sonra da ona dönüş yapın. Rabbinize dönüş yapın. Tûbû iley, yani tövbe edin demek. Tövbe etmek ne demek? Dönüş yapın. Günahlarınız aklınıza gelsin. Bir takım cürümleriniz, Allah'a karşı isyanlarınız aklınıza gelsin. Bir dönüş yapın bakayım. Peygamber Efendimiz olsam buyurdu ki ben günde 70 kere Rabbimden istiğfar talep ediyorum. Mağfiret talep ediyorum. İstiğfar ediyorum. Ne demek? Mağfiret talep ediyorum. Bir rivayette de 100 kere geçmiş. Yani 70 ya da 100 kere. Bize öğretiyor tabii ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bize öğretiyor. Yani demek ki bir müminin, bir Müslümanın günde 70 kere, 100 kere ne yapması lazım? Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah demesi lazım. Şimdi mesela namazlardan sonra biz burada söylüyoruz estağfurullah diye. Çok güzel bir şey. Bir hoca efendi anlattı onu, dedi ki namazı kılmışsın, yeni Allah'ın huzurundasın. Efendim niye istiğfar ediyorsun?
Çünkü namazımızda da istiğfara ihtiyaç duyulacak hallerimiz oluyor onun için. Ya Rabbi tam manasıyla senin huzurunda durmayı beceremedim. Senden yine mağfiret talep ediyorum. Demektir o namazdan sonra istiğfar etmek. Nitekim İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında diyor, bizim istiğfarımız başka bir istiğfarı gerektiriyor. Yani bizim istiğfar dilememiz bile, onda bile ne var? Sıkıntı var. Tam manasıyla adam öyle bir pişman olacak ki, nasuh tövbe dediğimiz olay gibi, öyle bir pişman olacak ki asla efendim bir daha dönmemecesine, asla o günahı bir daha hayal etmeyecek. Aklına getirmeyecek. O şekilde. Bizim günahlarımızdan tövbemiz tam manasıyla öyle olmuyor tabii ki. Kendi adıma konuşuyorum tabii. Adam yapıyor bir cürüm, bir günah. Ondan sonra aynısını bir daha yapıyor. Onun için kıymetli kardeşlerim, bu geceler, Rabbimizin fırsat olarak sunmuş olduğu bu günler bizim için aslında büyük bir fırsattır. En azından bir silkelenme. Hani kendimize bir çeki düzen verelim, bir check-up yapalım. Acaba ne gibi eksikliklerimiz var, onları giderelim. Son derece böyle itinalı bir şekilde Rabbimize yönelelim dediğimiz geceler olması lazım ki elhamdülillah memleketimizde bunlara karşı hürmet, tazim güzel şu anda. Güzel. Ha, daha fazlasını isteriz, daha güzel olsun isteriz, daha dolu dolu olsun, daha böyle bütün insanları kuşatan bir zenginlikle olsun isteriz ama Allah Celle Celaluhu şimdi bu mescitleri, camileri dolduran kimselerin samimiyetine, ihlasına bakarak belki diğer insanların da camilere, mescitlere koşmasını ne yapabilir? Sağlayabilir. Mesela bu pandeminin ilk başlarında ben burada şahit oldum. Kendim yapamadığım için üzüldüğüm bir şey, biliyorsunuz bir süre camilerde cemaat yasaklandı. İki kişiyi gördüm, ağlıyor adam böyle tek başına namaz kılıyor ama öğle namazı kılıyor, ikindi namazı kılıyor, ağlıyor. Hüngür hüngür ağlıyor adam. Namaz kılıyor. Ne var ya, bir samimiyet var, bir ihlas var. Yani Rabbimiz bu nimeti bizim elimizden aldı, cemaat nimetini muhakkak bizim cürümlerimizden, hatalarımızdan dolayı aldı. Onun için kendi hatalarını anlıyor. Yani işte bizim ümmet olarak hatalarını. Ya Rabbi tekrar eskisi gibi olsun diye dua ediyor belli ki. Gözlerinden yaşlar geliyor. Kıymetli kardeşlerim, onlara üzülmemiz lazım. Yoksa dünyalık bir takım hadiseler peyderpey gerçekleşiyor. Kişi doğuyor, büyüyor, evleniyor, çoluk çocuk sahibi oluyor. Belli bir yaştan sonra dede oluyor, torun sahibi oluyor. İş güç belli bir şekilde devam ediyor. Ama bizim Rabbimize karşı vazifelerimiz noksansız, eksiksiz olması lazım. Tabii ki tam manasıyla beceremez bir insan ama program dahilinde olacak. Belli bir efendim cetvel belirleyecek. Şu saatte şu yapılacak. Bu saatte bu yapılacak. Mesela ilim okumalı. Bir kimse günlük yarım saat gibi kısa bir vaktini ilim okumaya ayırsa kıymetli kardeşlerim, ilim hususunda çok kıymetli bir yere gelir. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Yani hangi işte çalışıyorsa çalışsın. Marangoz olsun, efendim veya duvar ustası olsun veyahut da efendim memur olsun. Ne olursa olsun. Hiç önemli değil. Yarım saat bir vakit ayıracak. Tefsir okuyacak, hadis okuyacak, fıkıh okuyacak, akaid okuyacak. Efendim bunları okursa, 5 dakika birinden okursa, Allah'ın izniyle ilim hususunda çok büyük bir yere gelir. Hele ki öğrenmiş olduğu her şeyi amel safhasına sokarsa, meşhur bir hadis-i şerif var. Men amile bima alime. Kim bildiğiyle amel ederse. Yani öğrendiği şeyi hemen amel ediyor. Hemen uygulama safhasına koyuyor. وَرَّتَهُ اللّٰهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ Allah Celle Celaluhu onu bilmediğine mirasçı yapar. Yani bilmediği şeyleri de Rabbimiz Celle ona öğretir. Vehbi ilim diyoruz mesela. Vehbi ilim Allah tarafından verilen ilimdir. Nedir?
kesbi değildir. Yani çalışmak yoluyla elde edilen bir şey değildir. Ha, çalışmak evvelinde vardır. Çalışmak nasıl yani? Yönelmek, efendim, dertli olmak, gönülden iştiyaklı arzulamak, Rabbimize devamlı böyle boyun bükerek, ona münacatta bulunarak, kulluğu hatırlayarak hareketlerde bulunmak. O evvelinde var belki, Rabbimizin hoşuna geliyor bir kimseye. Ondan sonra bir ilim veriyor ona, asla kesbi, yani kazançla elde edilecek bir şey değil. Hiç kimsenin böyle rahatlıkla elde edileceği bir şey değil. Şart diye Rabbimiz Celle Celaluhu veriyor. Şöyle bir şey anlatılır. İlim talebelerine anlatırlar, ilimin ne kadar kıymetli olduğunu ve iştiyak duymanın ne kadar önemli olduğunu anlatırlar böyle. Derler ki şimdi bir alim topluluğu çeşitli yerlere böyle ziyaretler düzenliyorlar. Emri bil maruf yapıyorlar. İyiliği emrediyorlar, insanlara anlatıyorlar, yanlışlardan sakındırıyorlar. O insanların efendim Allah yolunda güzel bir şekilde gitmelerini sağlamak için son derece efendim gayretli davranıyorlar. Farklı farklı yerlere gidiyorlar. Efendim bugün Adapazarı'na, yarın Ankara'ya, öbür gün efendim Yozgat'a, öbür gün Erzurum'a gidiyorlar böyle mesela. Eski zamanda yaşanmış bir şey. Yani yakın bir tarihte yaşanmış bir şey değil. Bir kimse de onları efendim yolculukta yanlarında hizmetçi olarak bulunuyor. Onlarla beraber gidiyor. Bir gün yatmadan evvel o alimler topluluğu o kimseye demişler ki yarın sabahleyin vardığımız yerde sabah namazından sonra sohbeti sen yapacaksın. Vaazı sen edeceksin demişler. Ama onda da ilim yok. Fakat o mevzuyu tamamen ciddi anlamış. Halbuki şaka yapılıyor kendisine. Ciddi anladığından dolayı onu bir dert sarmış. Efendim yatamamış, uyuyamamış, böyle efendim nasıl yapacağım, acaba ne söyleyeceğim falan. Sonra bir geçkinlik hali olmuş, uyumuş. Sabahleyin bir kalkmış. Efendim namaz bittikten sonra bir bakmışlar. O alimler topluluğu, o kendilerine hizmet eden zat efendim yavaş yavaş kürsüye doğru çıkıyor. Allah Allah demişler, ne olacak falan. Bir bakmışlar, adam avucu besmeleyi çekmiş. Sonra demiş ki, emseytü kürdiyen ve esbahtü arabiyen. Kürt olarak akşamladım, Arap olarak sabahladım demiş. Yani Arapçanın her türlü ilmi bana verildi. Çok efendim muntazam bir şekilde ilim ehlinden bir zat oldum demek istemiş. Ondan da başlamış vaaz etmeye. Yani öyle şeyler Rabbimiz Celle Celaluhu dilerse efendim bir bakarsın ne olur? Bir anda adama verilir o ilim. Alim olur. Bir anda ilmi silinir, ilim kendisinden alınır. Öyle de vardır. Yani o yani bu mesela sünnetullah'a aykırı durumdur. Ama ne olur? Olur yani. Rabbimiz yeter ki dilesin. Gerçekleşir bunlar. Fakat şu kesinlikle kıymetli kardeşlerim, bizim yarım saat günlük çalışmamız bize efendim çok büyük bereketler kattığı gibi hiç ummadığımız yerden Rabbimiz Celle Celaluhu öğretmesiyle bir takım şeyleri de öğrenebiliriz. Herkes için geçerlidir. Yani asla istisnası yok. Herkes için geçerlidir. Onun için gayretli olacağız. Bu geceler bizim için karar alma hususunda önemli geceler. Karar aldım. Niyet ettim Allah rızası için. Bundan sonra şu hususta kendimi düzeltmeye, yoluna koymaya diye insan ne yapacak? Karar alacak. Çok güzel karar alacak. Net karar alacak. Uygulayacağı şeyleri düşünecek. Ben efendim son derece müttaki, yani haramlardan kaçan, helallere bilhassa Allah'ın emirlerine yapışan bir kimse olacağım diye karar alacak bir kimse. Ondan sonra eski defterlere çizgi çekecek. Bundan sonra o defterler efendim devam etmeyecek. Yeni sayfalar bembeyaz, ak ak sayfalar açıyorum diyecek. Kıymetli kardeşlerim, onun için Estağfirullah ve estağfiru rabbeküm, Rabbinizden mağfiret talep edin. Ya Rabbi bağışla. Mesela Amin el-Resulü'yü okuyoruz. Yatsı namazının peşine biliyorsunuz sünnettir.
Efendim orada son taraflarında ne diyor? Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bi ve'fu anna, affet ya Rabbi bizi demek. Ve'fir lena, ya Rabbi bizi mağfiret et. Ve'rhamna, bir de merhamet et. Üçü de affetmek, mağfiret etmek, merhamet etmek. Hep Rabbimizden orada dilemiş oluyoruz. Güzel dualar var. Kur'an-ı Kerim'in duaları, mesela namazın peşinde okuduğumuz dualar da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Rabbena atina fid dünya haseneten. Bu da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Mevlamız öğretmiş. Bu şekilde dua edin demiş yani. Rabbena atina fid dünya haseneten. Ya Rabbi dünyada bize iyilik ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilik ver. Ahiretteki iyilik nedir? Cennettir, cemalullah'tır. Rabbimizin cemaline kavuşmak mesela. Ama dünyadaki iyilik nedir? Dünyadaki iyilikle ilgili çok yorumlar var belki ama en güzel, efendim en böyle süzülmüş diyelim, alimler diyorlar ki dünyadaki iyilik ana olarak üç tanedir. Bir tanesi bir ev, geniş bir ev, misafirini karşılayacağım, kendi efendim istirahatını yapabileceğim, çoluk çocuğuna yetecek geniş bir ev. İki, saliha bir zevce hanım. Efendim itaatkar, efendim munis, müşfik, efendim son derece edepli, hayalı, efendim çocuklarına karşı terbiye verecek, mürebbi olacak bir hanım. İkincisi olur. Üçüncüsü de nedir? Binek. Üç tane. Dünyadaki iyilik ana madde olarak da bunlar. Yani çok iyilik vardır. Tabii dünyada da çok iyilik vardır. Cennet, yani ahirette de çok iyilik vardır. Ahiretteki iyiliklerin başı cemalullah. Rabbimizin cemalidir. Yunus Emre'nin dediği gibi cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerekse. Ne kadar böyle can alıcı sözler söylemiş mübarek Yunus Emre. Bizim değerimiz, kıymetimiz,